Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz psikolog Sayın Merve Demirkıran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben psikolog Merve Demirkıran. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra belli başlı eğitimlerimi tamamladım. Bunlardan bazıları aile danışmanlığı eğitimi, kognitif terapi eğitimi. Ardından yaz danışmanlığı aldım. Şu anda da oyun terapisi almaktayım. Çalışma hayatıma bireysel terapi hizmeti vererek devam ediyorum. Evet. Bugün belirlemiş olduğumuz konumuz, evet, ilk etapta biraz can sıkıcı olabilir ama evet, son derece önemli ve gerekli bir konu. İçinde bulunmuş olduğumuz süreçte hemen hemen her aile bir kayıpla karşılaştı ve işte bu kayıpları da çocuklara nasıl anlatabileceklerini maalesef ki bilemediler. O yüzden çocuklarla ölümü konuşmanın yöntemlerini sizden dinlemek istiyoruz. İlk sorumuzda, bir çocuk ölümü anlayabilir mi? Çok soru geliyor bunun üzerine. Bir çocuk ölümü anlayabilir, evet. Ama ondan önce çocuğa ölümün 4 tane gerçeğini açıklayabilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, ölüm sondur. İkincisi, geri dönülmezdir. Üçüncüsü, kaçınılmazdır. Evrenseldir ve nedenleri vardır. Bu 4 gerçeği öğrendikten sonra çocuk ölümü aslında daha iyi kavrayabilme seviyesine gelir. Onun dışında örnek verecek olursam, 5 yaşından önce bir çocuk ölümü çok fazla anlayamaz. Ama ölümle karşılaştığında ebeveynlerinin tepkilerine benzer tepkiler vermeye başlar. 5 yaşından sonra ölümü daha iyi kavrayabilecek yaşa gelir. Fakat geri dönülmezliği çok fazla içselleştiremez. 5 yaşından sonra 6-7 yaşlarında hem ölümü hem geri dönülmezliği çok iyi kavrayabilecek seviyeye gelir. Fakat kaçınılmazlığını çok iyi algılayamayabilir. Ama 7-11 yaş aralıklarında kesinlikle bir çocuk ölümü net bir şekilde algılayabilir. Tabii şimdi bunlar daha eski çalışmalara göre verilmiş yaşlar ama şu anki jenerasyona bakarsak 1-2 yaş daha geriye çekebiliriz. Evet. Peki çocuklarla ölüm ne zaman konuşulmalı? Bir çocuk bir konuyu sorgulamaya başladığında aslında onu öğrenme zamanı gelmiş demektir. Yani bu cinsellik konusunda da aynı şey geçerli. Çok soruyor ebeveynler. Merak ettiği zaman konuşabilmemiz gerekir. Ekstra olarak bir ölümle karşılaştığında kesinlikle gerçeği gizlememeliyiz. Ne kadarını anlatıyoruz peki? Merak ettiği kadarını. Bir çocuk zaten ne kadarını bilmek istediğini bilir. Neleri söylememeliyiz? Bu konuda çok çelişkili düşünceler var. Bazı psikologlar söylemeliyiz, bunları söylemeliyiz der. Bazıları bunları söylememeliyiz der. Ama benim fikrimce bir çocuğa, örneğin babası öldü diyelim. Baban şu an meleklerin yanında ya da uzun bir uykuya daldı ya da seyahate çıktı dememeliyiz. Şundan dolayı çocukların sezgileri gerçekten çok kuvvetlidir. Dolayısıyla zaten bir cenaze evi var, etrafta yaslı insanlar var. Çocuk zaten bir şeylerin farkında ama ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu gerçeği çocuktan gizlersek belki yanlış yorumlamalar da ortaya çıkabilir. Mesela babası ölen bir çocuk için uzun bir seyahate çıktı demek, baban seni terk etti demektir aslında. Dolayısıyla bu çocuk için daha yıkıcı bir hale gelebilir. O yüzden gerçeği anlatmak her zaman en iyisidir. Kim söylemeli peki bunu? Aileler bazen çok endişeli olabiliyorlar. Bizlerden rica edebiliyorlar. Ama bir çocuğa böyle bir haberin verilmesi en yakınından duymak ister. Yani o an o kadar duygusal bir desteğe ihtiyaç vardır ki aslında. Böyle bir haberi bir yabancıdan öğrenmek, o çocuktan o duygusal desteği mahrum bırakmaktır aslında. Dolayısıyla yakınında kim varsa, annesi, babası, dayısı, teyzesi,
Bunlardan duyması her zaman daha sağlıklıdır. Peki bir çocuk cenaze evinde bulunabilir mi? Bulunabilir. Hangi yaş aralığında olursa olsun cenaze evinde bulunabilir. O kasvetli ortamdan kısa süreliğine uzaklaştırabiliriz çocuğu. Fakat gece olduğunda çocuk yine aynı yatağında uyumalıdır. Çünkü bir ölümden sonra süreklilik, o ritüeller bozulmamalı. Peki çocuk cenazeye götürülür mü? Evet, götürülür. Eğer isterse götürülür. Onun tercihine kalmış bir şey. Korkar mı? Korkabilir. Ama aynı zamanda da ölmüş kişi için bir vazife yerine getirdiğini düşünür ve büyüdüğünü hisseder. Bunun da iyileştirici bir etki olduğuna inanıyorum ben. Peki, bazen sosyal medyada da denk geliyoruz bunlara. Ölen hayvanları oluyor çocuklarımızın. Evet. Ölen hayvanı için cenaze töreni yapılır mı? Yapılır. Hatta çok daha iyi olur. Ben hatırlıyorum, küçükken ben de ölen kuşlarım için bir cenaze töreni yapmıştım. Annem güzelce açıklamıştı. Bak, kuşların öldü. Şimdi onları bir saksının dibine gömeceğiz diye. Veda etmenin her zaman çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten iyileştirici bir etkiye sahip. Peki ölen kişi çocuğa gösterilir mi? Gösterilir. Bu cevaba şaşırabiliyorlar. Ama şimdi şöyle, eğer ki bedenin herhangi bir deformasyonu yoksa ve çocuk bunu özellikle talep etmişse, ben görmek istiyorum diye. Çünkü bazen annesi ölebiliyor, babası ölebiliyor. Dolayısıyla eğer talep ederse gösterilebilir. Bir sakıncası yok. Kabullenmek daha kolay oluyor değil mi? Evet, evet, evet. Ölümü kabullenmesi çok daha kolay olur. Zaten çocukların hayal gücü o kadar geniş ki biz o bedeni ona göstermesek bile o kafasında o bedenin hayalini kuruyor. Bazen hayaller gerçekten çok daha korkutucu olabiliyor. Bu da çocukta anksiyete yaratabilir. Bundan dolayı gerçeğini görmesi her zaman daha sağlıklıdır. Ama altını çiziyorum, eğer çocuk dilerse. Evet. Gerçekten oldukça zor bir konu. Evet. Fakat bu konunun farkındalığını da kazanmamız gerekiyor. Her ne kadar ölüm bizleri üzse de belki çocuklarımızı 5 kat daha fazla üzüyor. Çünkü onlar duygularını çok daha yoğun yaşıyorlar. Çok daha temiz, çok daha saf ve sadeler. O yüzden bu konuda farkındalık ve eğitimimiz olursa çok daha kolay atlatılabilmesini sağlayabiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan biri zaten çocuktan her zaman gerçeği gizlemek. Evet. Çocukların sezgileri çok kuvvetli ve onlar aslında çok destekleyicidirler de. Fakat gerçekleri bilmedikleri sürece maalesef zorlanırlar algılamakta. Evet. Ve bir de ölüm sonrası geride kalanlar için yas süreci var. Evet. İşte bu süreç de çok can acıtıcı bir süreç. Normal şartlarda bir yas sürecinin ne kadar sürmesi gerekir? Normal şartlarda 6 ayla 1 yıl arasında bekleriz. Hı hı. Ondan sonraki süreçte aslında zorlanmaların meydana geldiğini görmüş oluruz. Eğer yası atlatamazsa, kabullenmede bir tıkanıklık yaşarsa terapi desteği tavsiye ediyoruz. Evet, bu da çok önemli değil mi? Çünkü bazı yas süreçleri çok uzuyor. Evet. İşte ve hayat kalitesini de bozuyor kişinin. Sürekli aynı konuyu düşünüyor, sürekli kaybettiği kişinin evine gidiyor, eşyalarını saklıyor. Bunlar da yaşanıyor değil mi? Maalesef görülüyor. Evet. O yüzden bir terapi gerekli, 6 aylık kesinlikle süreci aştığında diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, psikolog Sayın Merve Demirkıran konuğumuz oldu. Hoşça kalın.